Kuşburnu yemekte Nazım bir tuhaf uyuştu, keçeleşti derler bizde arkadaşlar. Harika bir kuşburnu. Kayayı kırıcı tuttu ilvanım, 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 aman aman. Köyü bir sancı tuttu da al fistanlım gaytanlım. Köyü bir sancı tuttu da al fistanlım gaytanlım. Bizde bir yar sevmeynen ilvanım, 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 aman aman. Köyü bir sancı tuttu da al fistanlım gaytanlım. Köyü bir sancı tuttu da al fistanlım gaytanlım. Arkadaşlar bugün burada bir göl var. Gölete geldim. Kuşburnu topladım. Sağ olsun bir tane kızımız, onun da TikTok sayfası varmış. Bayağı güldük. Çok neşeli geçti. Ben kuşburnu topladım. Ben çekeyim dedi. Çekim yaptı. Sağ olsun şimdi de murt topluyorum arkadaşlar. Önce şöyle bir eğeyim arkadaşlar. Toplamış olduğum kuşburnularımı ben dün önce bir yıkadım. Sonra sirkeli suda beklettim. Daha sonra şu baş kısımlarını çıkarttım. Biraz şuraları. Baktım ki olacak gibi değil. Yani bayağı bir uğraşı isteyen bir şey. Sonra vazgeçtim oraları çıkartmaktan. Birçoğunu bıraktım. Şimdi düdüklü tencereme ben bunları yerleştireceğim arkadaşlar. Normal tencerede yapmıyorum ben böyle şeyleri. Şöyle koyayım. Elimi şırasına aktayım şöyle. Üzerine kaynatmış olduğum sıcak sudan, çok fazla değil öyle. Üzerine geçebilecek kadar. Üzerinde tam. Bu şekilde suyumu koyacağım. Tencerenin kenarında su bırakmıyorum düdüklü tenceremin. Sonra kapağını kapatacağım. Pişmesini bekleyeceğim biraz. Birkaç dakikada zaten pişecektir bu. Ben mutfaktayken yanımdan gitmez. Benim sıpam gitmez. Habire tamir için uğraşır durur oralarda. Bir şeyleri tamir eder durur. Benim minim tam oto tamircisi olmalıymış bu. Tam. Ciddi ciddi bir şey hallediyormuş. Birbirini çıkarıyormuş oradan. Minik. Dur bakayım. Minik ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun orada? Bebişim. Eşek sıpam benim. Güzelliğini ya. Eşek, eşek. Evet, şimdi düdüklü tencerem pişirdi. Altını kapattım. Balkona koyup soğumasını bekleyecektim. Fakat tencerenin özelliği daha kaynamaya devam ettiği için ateş altı kapatıldıktan sonra dışarıya götürmeyeceğim. Yavaş yavaş demlensin. İyice yumuşasın arkadaşlar. Soğumasını, kapağın açılmasını bekleyeceğim şimdi. Şimdi kuşburnum kaynadı. Kapağını açtım arkadaşlar. O derece soğudu kapağı açılana kadar. Bunu şuraya boşaltacağım. Soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra iyice yoğuracağım. Ezilip özünü çıkartacağım ondan sonra. Hatta şöyle balkona çıkartayım ben bunu. Bundan sonra balkonda çabukça soğusun. İşimi yetiştirebileyim bugün. Biraz önce karıştırırken ben şipahtelimi kırdım. Üzüldüm buna. Yeni almam lazım. Şimdi dün akşam ben kuşburnumu kaynattıydım. Balkona koyduydum. Soğudu. Arkadaşlar gece yapacaktım. Olmadı. Başka işlerim çıktı. Şimdi bunu bir güzel hepsini hamur gibi olmuş zaten. Fakat elde küçük oldukları için hepsi birden ezilmiyor. Kayıyor, kayma yapıyor. Şimdi güzelce ezeceğim hepsini. Fazla su yok fark ediyorsanız. Çok az suyla kaynattım. İlk önce bunun özünü çıkartıyorum ben. Çıkarabildiğim kadar. Sonradan mümkün olduğu kadar az su kullanmak için. Çünkü ne kadar su kullanırsak kaynatırken de
o kadar fazla kaynatmamız gerekecek suyu yok etmek için suyun hacmini. Şimdi hepsini eziyorum, sonra kevgirimden geçirteceğim. Şimdi ben kuşburnumu elimden geldiği kadar ezdim. Arada kalanlar var. Önemli değil. Kevgirden geçirirken onlar da ezilecektir. Tabii bu arada ellerim benim şimdiden bitti. Şöyle alıyorum kevgirimi. Tabii bunun içerisinden çekirdek de geçecek. Daha sonra daha küçükten geçirmem gerekecek arkadaşlar. Şimdilik ben bunları şöyle parmaklarımla sürterek diğer tarafa geçirmeye çalışayım. Bayağı sürecek. Biraz su koysam daha çabuk geçecek tabii bu. Susuz olduğu için arkadaşlar daha zor geçmesi, uğraştıracak. Fakat özlü olacak. Şöyle daha bir katı kıvamında geçecek. Olmazsa birazcık su koyabilirim ben. En iyisi öyle olacak. Çünkü şöyle ben bayağı uğraştıracak beni. En iyisi birazcık cıvıltıp fazla kaynatmak. Birazcık daha abilmek daha. Ben bunu geçirteyim, ondan sonra tekrar başlayayım çekime. Şu an bir durdurayım. Şimdi arkadaşlar ben bir defa geçirdim süzgeçten. Bakar mıyız kalın süzgeçten? İçerisinde çok az çekirdek var. Bunu daha sonra ince kevgirden süzgeçten tekrar geçireceğim. Çok koyu oldu çünkü suyu yok içerisinde. Su çok az. Şimdi ilk çıkardığım şu kabukların, çekirdeklerin içerisine biraz daha su koydum. İkinci defa bunu biraz daha, bir kere daha çekeceğim. Şimdi geçireceğim kevgirimden. Daha sonra da şöyle küçük kevgirimden geçireceğim hepsini. Hatta onu yanlış koymuşum. Ben bunu geçirecektim ondan çekirdeklerini almak için. Şimdi tekrardan ikinci defayı alacağım. Bunu da geçireceğim. Bugün çok üzgünüm. İnternetimiz yok. Çok fırtınalı bir havaydı. Geceydi. Onun için herhalde bir yerlerde bir şey mi oldu? Kablolar mı koptu? İnternetsiziz bugün. Pratik sunumun canım Sunaycığım, internetim olmadığı için canım katılamadım. Bugün senin canlın vardı biliyorum salı günü. Çok üzgünüm ki maalesef internetimiz yok. Hiçbir şekilde hiçbir yere ulaşım yok arkadaşlar. Ev telefonu çalışmıyor. Hiçbir şey çalışmıyor. Az önce elimde bulaşık olduğu için cep telefonundan içerisine su koymayı falan yapamadım bu ikinci defanın içerisine. Şimdi şunu da geçireceğim. Bunu da ilkinin içerisine koyup ince kevgirimden geçirtip süzgeçimden. Maalesef ki ince süzgecim biraz uğraştıracak beni. Bu küçük bir şey. Şöyle göstereyim. Şu küçük büyüğü kırıldı. Ve daha bir büyüğünü bulamadım. Sağlam güzel bir şey bulamadım. Aldığım yerde denedim. Şöyle bastırdım. Baktım hemen çıkıyor. Şu kenarlardan çıktığı için yenisini alamadım. Bu küçüğü atacaktım. İyi ki atmamışım. Bana şimdi çekirdekleri çıkartmamda çok büyük yardım olacak onun. Öbür türlü çekirdeğini çıkartamayacaktım. Bugün öyle kalacaktım. İyi ki atmamışım. Neyse bir dahakine bulayım. Ben şimdi bunu tekrardan içinden geçirteceğim arkadaşlar. Sonra yine tam çekirdeğini çıkartıp kaynatacağım. Yine fazla su koymadım ki kuşburnum özlü olsun. Fazla kaynatmaya gerek kalmasın. Zaten kalan çekirdeklerinden de göstereceğim ne yapacağım arkadaşlar sonra. Arkadaşlar bugün internetimiz yok. Gece de çok fırtınalıydı. Sabah kalktım bir ara internetimiz vardı. Fizik tedaviye gittim geldim. İnternet bağ kopmuş. Belki fırtınadan dolayı bir şeyler oldu bilmiyorum. Pratik mutfak sunumun Sunaycığım canın vardı senin canım bugün biliyorum salı günü. Hatta ben onun için oğlumun odasını bile boşalttırdım ki
Dedim canlıya katılacağım. Fakat internetsiz kaldık bugün. Üzgünüm, ben onu telafi ederim arkadaşım. Biliyorsun zaten ama katılmayı çok isterdim. İşimi de yapmaz bırakırdım biliyorsun. Evet, şu şekilde bastırarak arkadaşlar iyice suyu hem çıkıyor hem artık iyice kuru posa kaldı burada. Bunu da şuraya alıyorum. Ayrı bir kutunun içerisine. Şimdi arkadaşlar ikinciyi de çıkarttım ben. Oh, ne kadar sulu, cıvık görüyorsunuz. Bunu da şöyle kenara alıyorum. Şunun içerisine su koyacağım iyice. Bu çekirdeğimi böylece atmayacağım hemen. Fakat reçelin içerisine de katmayacağım bunu. Bunu şöyle kevgirden hemen geçirtip sulu bir şekilde bunun suyunu içeceğim sadece. Reçelin içerisine katmadan biraz kalan özünü de alacağım, suyunu. Bu şekilde içeceğim sadece. Çok özenmeden hemen şöyle bastırıp ve şimdi şöyle çıkmış olan, tabii köpüklü soğuk su olduğu için arkadaşlar, suyumu şimdi ben şöyle bir o kadar emek verdim boşa gitmesin. Bunu da içeceğim arkadaşlar. Kuşburnumun suyunu da aldım şimdi. Ve şöyle. Evet, bu da benim şimdi kuşburnumun suyu oldu içmek için. Koyu olmuşsa üzerine su çekebilirim. Katıp karıştırıp içebilirim. Diğer türlü dolabıma koyayım. Biraz su olsun. Sonra içeyim ve şimdi bunun işi bitti. Arkadaşlar şimdi gelelim şunları tekrardan, içinde çok az da olsa çekirdek kaldı bunların. Bunları tekrardan şöyle ince kevgirden geçireceğim. Ondan sonra da kaynamaya alacağım arkadaşlar. Ben bunu kapatayım yine kameramı. Bitireyim, ondan sonra bu biraz zorlayacak. Çünkü kılçıkları var ya, kılçık olduğu için bu da tabi özenekleri çok küçük bir süzgeç, kevgir, neyse artık bu süzgeç değil mi, kevgir büyüğü. Biraz zorlayacak gibi, bakayım. Kaşıkla olmazsa elimi vurmak zorunda kalacağım yine. Kılçıklar takıldığı için gözenekleri kapatıyor tabi. Şimdi arkadaşlar telefonu elimde göstermem lazım. Şu o kılçığından çıkarttığım su. Şu da ilk posalardan çıkarttığım kuşburnunun suyu. Kavanozlarımı hazırladım. Şimdi özün altını açayım ben. Fırınımın. Önce biraz fazla açayım. Isınsın, sonra kısacağım. Şimdi kıvamını göstereceğim. Arkadaşlar. İlk kıvamı çok koyuydu tabii ki. Ondan sonrasının özünü alabilmek için mecburen biraz su katınca biraz cıvıldı. Neyse, sulandı. Şöyle kaşığımı çıkartıyorum ben. Kaşığım şöyle dursun. Biraz bir kaynara çıksın. Ondan sonra altını kısacağım. Daha sonra şekerini aşama aşama göstereceğim arkadaşlar. Ama felaket derecede yoruldum. Elimi koluma sağlık. Şu ellerimden öpüyorum yine. Arkadaşlar şöyle daha kaynara çıkmadı fakat yanında olmazsam kaynara çıkar diye şöyle delikli pizza tavam var, bir tane tepsim, tabii değil, pizza tepsim var. Hem sulanmasına engel olacak buhardan, buhar dışarı çıkacağı için deliklerden. Şöyle üzerine kapatıyorum. Şöyle göstereyim, ben bu arada içerisinde kevgiri koydum çünkü kaşığı sürekli çıkar, içine sok çıkart. Eşit oranda pişmeyecek. Bu nedenle şöyle içinde tamamen kalması için
kevgirimle arada bir şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Daha öyle sıçrama olayına geçmediği için üzerindeki kapağımı da kaldırdım şöyle. Kenarda dursun. Biraz sonra iyice kıvamına gelmeye başladığı zaman patır patır dışarıya çıkacak bu kabarcıklar. Şu an içindeler yavaş yavaş. Bir de fazla da açmadım altını. Yavaş yavaş kaynasın. Evet arkadaşlar, şimdi karıştıracağım. Yüzü biraz evet topaklanmış şimdi. Şekerini artık koyabilirim. Biraz karıştırmalıydım. Şu kenarları, dipleri özellikle dikkatli karıştıralım. Şuralarını alalım, kenarları içeriye. Oralar kuruyor çünkü. Buhardan gitti tabii. Şurayı açayım. Evet, bayağı kalınlaştı. Biraz daha kaynasın en iyisi. Ondan sonra şekerini koyayım. Şimdi şöyle kıvamını yine göstereyim. Üzeri bakar mıyız? Uzak tutayım da buharlaşmasın. Kahverengi olmuş. Şimdi şöyle de kıvamı telefonumu şimdi karşıya koyacağım. Şekerini ayarlayacağım. Kıvamını göstermek istedim. Bu kıvama geldikten sonra şekerimi atacağım şimdi. Şimdi şöyle elimde biraz şekerim var arkadaşlar. Bu Almanların kullandığı, Almanya'da kullanılan 1 kiloya Börtlen için 1 kiloya 1 kilo şeker. Ben de tabii bu 200 gram yok fazla. 200 gram fazla şimdi. 350 gram falan herhalde. Şimdi bunu karıştıracağım. Bu bizim normal şekerlerden çok daha çabuk katı kıvam alıyor. Şöyle bir karıştıracağım ve biraz sonra bir tadına bakacağım. Sanırım bu yeterli olacak. Fazla da şeker kullanmak istemiyorum. Çok tatlı olmasına gerek yok. İyice bir karışsın. Şu kenarlarını alayım. Sanırım erimiştir. Bu kadar sıcak. Şimdi içerisinde şöyle bir kaşığımla bir yeterli. Fazla koymama gerekirse şu şeker, normal şekerden koyacaktım. Gayet güzel. Ha, çok tatlı değil ama kuşburnunun özelliğini kaybetmesin. Zaten tatlıyı her şeyde yiyoruz. Sonuçta. Biraz böyle kaynasın. Ondan sonra bakacağım. Evet arkadaşlar, şimdi şuradan biraz aldım. Şöyle çay tabağıma. Kıvamı durdukça daha katılaşacak bunun. Onun için yeterli bu. Şimdi bunu nasıl becereceğim dökmeden? Kepçeyle falan koymak istemiyorum. Şöyle eğip şu şpachtelimi alayım ben. Bundan yeniden almam lazım. Şöyle üzerindekilerini sıyırayım güzelce. Tencereyi eğerek şimdi kavanozlarıma dolduracağım. İnşallah elim falan bir yerimi yakmam. Bakalım hadi. Kolay gelsin hadi. Tam doldurmayayım şimdilik. Küçük kavanozlarım hepsi dolu. Onun için şu büyükleri dışarıya damlatıyorum ama olacak artık o kadar. Şöyle bir kaldırayım. Onların ağzını bir kapatayım, kavanozları yanıma alayım. Açayım altını da.
İleri bir, ileri. Oh. Bir, iki, üç ve öne. Bunun dışında var. Çok sıcak. Çok sıcak. Dışarısındakini alırım sonra. Üç, oh. Öne. İnşallah kapatabiliyorumdur. Evet arkadaşlar, benim kuşburnu marmelatlarım, reçellerim oldu. Hemen hemen yarıyı geçecek kadar doldurdum. Şöyle de kıvamı da gayet güzel oldu. Durdukça zaten katılaşacak. Yarın sabah kahvaltıda ben bunu geçen yılki yaptığım reçelle beraber kıyaslayacağım. Ben düdüklü tencerede yapıyorum bu tür şeyleri. Çünkü düdüklü tencerelerin alt kısımları, tabanları ısıyı daha çok tuttuğu için içinde biraz daha az elektrikten tasarruf etmiş oluyorsunuz ya da doğalgaz, neyse ne kullanıyorsanız, o halen pişirmeye devam ediyor. O ısısı muhafaza ettiği, tabanında biriktirmiş olduğu elektrikle, gazla halen ısıtabiliyor artık yemeklerinizi, pişirmeye devam edebiliyor arkadaşlar. Şimdi yarın geçen yıl yapmış olduğum kuşburnuyu kahvaltıda yiyeceğim ve onu anlatacağım. Aradaki farkı da göstereceğim şimdi arkadaşlar size. Keladan gidip Bodrum'dan bir şişe getirmem lazım. Şimdi arkadaşlar, akşam ben reçelimi bitirdim. Kuşburnu reçelimi şöyle. Ve Bodrum'a inip yenisini çıkartacağım dediydim. Hemen gittim, dayanamadım. Şu yeniyi çıkarttım ve ağzından yedim. Şimdi aradaki farka bakar mıyız, renk farkına? Şu geçen yıldan yaptım fakat daha önceden de toplayıp iyice kuruttuğum kuşburnudan yapılan reçel. Şu da yeni toplanmış taze kuşburnudan yapılan reçel. Aradaki renk farkı şöyle de yine göstereyim. Kavanoza koyduktan sonra bir parça kalan sadece bu şimdi bu yıldan. Kendime şöyle bir çay aldım. Uzun sürmesin diye ekmek hazırladım arkadaşlar. Şunu da şöyle dağıtacağım. Çok öyle sıvı olmadığı için aşırı fazla da çabuk dağılmıyor arkadaşlar. Ve bunun üzerine de şöyle yine ceviz ve çekirdek. Şöyle hazırlayacağım. Bir dilim de salçayla cevizli çekirdekli ekmek. Şuraya da taze olan yeni yapmış olduğum reçeli arkadaşlar sürüyorum. Bugün tamamen tatlı yiyeceğim ben, anlaşıldı. Bu arada azar azar Hertelde'nin canlı yayını başladı, başlamak üzere dedim kızlar. Bir çekim yapmak zorundayım. Ondan sonra katılacağım. Evet şimdi. Gel yakışıklım. Gel bakalım. Gel. Benim yakışıklım gel. Sabahtan beri canı çıktı. Beni bekleye bekleye. Oh, dur. Sakın. Sakın. Atlayayım deme. Bu da benim yavrumun kahvaltısı. Şimdi beraber kahvaltı yapacağız. Burada kayıyor. Gel. Al tabaktan, al. Gel. Şöyle fotoğrafımı da çekeyim ben. Bir çayımı alayım. Sabahtan beri ilk defa ağzıma bir şey alacağım. Evet arkadaşlar. Şunun üzerine de oh. Acele bir cevizimi koyayım yine. Ve biraz çekirdek. Gel aşkım. Seninki de burada. Al yavruşum. Bunlar da senin. Evet arkadaşlar, kuşburnu reçelimi yaptım. Şimdi de bunlardan yiyecek misin Milo? Yiyecek misin yavrum? Ha? Ceviz ne alacaksın? Bir şey alacak mısın? Çekirdek yiyecek. Oy kurban olurum ben sana. Vereyim ben sana buraya çekirdek. Gel yavrum, al. Şimdi evet, afiyet olsun bana.
Şöyle koyup fotoğrafımı da çekeyim. Kuşburnu reçelimiz de bitti arkadaşlar. Milonla benim kahvaltılarım şimdi. O yedi de nakdiş. Ara öğün. Afiyet olsun. Kolay gelsin yapanlara.